Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Duygu Köseoğlu. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biliyorsunuz ki ilk 10 maçım, yani 3. hesabımın ilk 10 maçını atacağım. Bunu da YouTube'a kaydediyorum. Bir önceki videodaki sorunları biraz çözdüğümü düşünüyorum. Özellikle mikrofonu kendime yaklaştırdım, sesimi birazcık arttırdım çünkü sesimin az geldiğini söylediniz. Birazcık oyun müziğini arttırdım, bir de mouse sesini de birazcık uzaklaştırmışım diye düşünüyorum. Ama yine hani bir sorununuz olursa falan tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi AD carry ya da mid seçtim. AD carry geldi. Takımların ortalama şeyleri de işte bizim takımda silver var, yani gümüş var, altın küme var. Karşı takımda da yine gümüş ve altın var. Benim bu hesabım şu anda unranked, yani herhangi bir lige sahip değil. Karşımızda Sivir olacak ve Bart olacak. Bu ikiliyi göreceğiz karşımızda. Bart ve Sivir'in şeyleri bu şekilde, kabiliyetleri bu şekilde. Oyun sonu grafiğini umarım unutmam. Onu da göstermek istiyorum. Çünkü onu da çok görmek istediğiniz okuduğum yorumlara göre. Bu arada vantilatörüm var şu anda. Umarım çok fazla onda sesi gelmiyordur size. Vayne'i çok ekstrem ve değişik bir build yapmayacağım büyük ihtimalle. Hani şey alacağım. Can çalma kesinlikle alacağım. Sanırım ormana yardım ediyorlar şu anda. Güzel. Güzel Morgana. Bunları bir gelişte bir yakaladı gibi. Şöyle birazcık uzaklaştıralım. Önce biz büyük ihtimalle ikinci seviye olacağız. Bu da güzel kaçırdı. İlk bu arada onunla başlamış. Büyük ihtimalle Morgana Q açacaktır diye başlamış olabilir. Bart'tan şey yemek istemedim. Stun yemek istemedim. Bir tane minyon kaçırmama sebep oldu ama bu arada şuna karar verdim. Biraz daha böyle size hani hepimizin bildiği ya da çoğumuzun bildiği bilgiler de olsa en azından hani bilmeyenler için öğrenebilecekleri bir şeyler anlatmak, bildiğim kadarıyla tabii ki de kesinlikle hani ben çok iyiyim diye bir iddiada bulunmuyorum ama dediğim gibi bildiğim, öğrendiğim şeyleri anlatmaya çalışacağım. Vayne Sivir'e karşı aslında güzel bir pick'tir, yani counter pick gibi sayılabilir ama neden ben Vayne'i aldım? Bu hesabımda çok fazla şampiyon yok, o yüzden. Şimdi bu koridor birazcık daha ittirecek büyük ihtimalle çünkü ben hem bunları ittirdim hem de şu şeyler de geldi. Büyük minyonlar da geldi. Siege minyonları. Onları da yemezsek hoş olur. Ama dediğim gibi onları dojlamak biraz zor gibi yani. Zor gözüküyor daha doğrusu. Bu sırada ezan okunuyor. Şöyle yapalım. Saat... Bir dakika. Ha, ne diyecektim? Şey çıkıyorum. Mahvolmuş kralın kılıcı çıkmayı düşünüyorum. Çünkü ihtiyacım olacak. Tek başıma girdim bu sefer. Güzel, onu tutturdu ama yapabileceğim pek bir şey yok. Uf, her şeyini yedim bu arada. Ve Sivir'in böyle full bir şeyler atınca gerçekten sıkıntılı oluyor. Bayağı hasar veriyor çünkü. Ama manası bir yere kadar tabii. Şey atacağım, onu şifa atacağım. Onu da buradan yakalarsak gayet kill'de. Tabii ki de support'umuza gidecek. Neden gitmesin ki? Gayet tebrik ederim. Güzel çaldım Morgana. Vallahi helal, ne diyeyim. Amacım ilk Bard'ı öldürmekti ama güzel oldu. Güzel bahanesi oldu böyle yani. Helal, double aldı neredeyse. Neredeyse aslında 2 kill aldı işte. Neden bahsediyordum? Ha, özellikle tek girdiğim zaman ben mesela hani yanındaki support bilmediğim için nasıl agresif mi oynuyor, böyle pasif mi oynuyor falan, genelde çok şey yapmam. Beni hani oyun tarzımı şey demişsiniz, böyle neden bu kadar şey oynuyorsun işte korkak oynuyorsun. Aslında korkak oynamıyorum. Benim birazcık oyun tarzımı fark ettiyseniz genelde böyle karşı takıma kill vermemek, hani karşı takıma ölmemek, özellikle karşıya altın vermemek üzerine kurulu. Ki size de bunu tavsiye ederim. Ne kadar az ölürseniz o kadar karşıya az altın veriyorsunuz. O da o kadar işinize gelir yani. Hani tamam, oyunda şey almak önemli. Hani insanları öldürmek ya da işte kill almak önemli ama bence altın vermemek daha önemli. Hani bu bayağı bir fark oluşturabilir. Ben mesela önceki oynayışımı hatırlıyorum. Oynayını başladığım zamanlarda falan. Kesinlikle böyle gözüm dönüyordu yani. Ölmek uğruna illa öldüreceğim birisini. Ben de alıyorum 300 gold, örnek veriyorum 300 altın. Ama karşıya da veriyorum aynı şekilde. O yüzden... Şu anda ya da genel olarak oyun tarzımda öyle bir bahsedeyim. Yorumları okudum bu arada. Sürekli bahsetmişim işte Snapchat'ten ya da yayınlarda falan. Böyle 4000 tane yorum birikmişti YouTube'da. Hepsini okudum. Yaklaşık 1,5 saati falan aldı ama güzel oldu. Biraz kafamda değiştireceğim şeyler var. Yapacağım yeni şeyler falan var. Morgana şu an orada avatarlı Duygu. Ne yapıyorsun orada? Bart onu kovalamaya gidecek de burada minyonlar var. Ben gidemem ona şu an. Morgana şu an çok ters, yani ters hareket ediyor. Neyse onu yemedik. Güzel. Sivir'in bu arada artık şu seken şeyleri, bumerangları biliyorsunuz critleyebiliyor. Önceden critleyemiyordu. 3 tane Q fullleniyor Vayne'de. Gerisi W. Ama eğer derseniz ki ben işte saldırı hızı buydu çıkacağım, sadece işte saldırı hızı kullanacağım falan derseniz şöyle görelim. Buna devam. Buna devam. Güzel. Oo, ölecek o. Minyonları ölecek diye. Yani ben böyle gayet rahat bir şekilde söylüyorum. Oh, ölecek o diye de. Aslında Sivir'e de şey olabilirdik. Burada fokus olabilirdik ama dediğim gibi çok da şey değil. Nasıl söyleyeyim? Şeylerini aldık. Sihirdar büyülerini aldık. Bizden sıkıntı yok. O zaman bir de şeyi de düzelttim biraz. Haritayı da görebiliyorsunuz artık full. Şey de düzelteceğim. Abone ol yazısı var. O otomatik çıkıyor. Bütün videoların orasında çıkıyor. Ben onu özellikle yer belirleyemiyorum. Hani kafanıza yeni gördüyseniz, yeni takıldıysa falan, onu da söyleyeyim dediğim gibi. O da düzelecek. Şimdi hani yine tek olduğum için hani birazcık da sustain, yani hayatta kalma özelliği sağlayacağı için de birazcık da şey alacağım. Direkt bunu çıkacağım. Normalde hayalet falan şu an çıkılabiliyor gayet. 6-12 yamasındayız şu anda. Bir de şöyle garip bir şey vardı. Geçen bir tane yine aynen o videoda 6-12 yamasındayız dedim de biri şey demişti. Şey tabi havat önceden şeyden oynuyorsun, PB'den falan. Ama normal şey diyeyim aslında, normal sunucudayım. Bayağı garip geldi öyle bir şey görmek yani. Onu özellikle bilgilendirmek için söylüyorum. Hani mesela ben bu videoyu şu an yüklüyorum. Belki bunu yükledikten 2 ay sonra falan izleyeceksiniz. Hani bilemem, o yüzden belirteyim ki hani neyi neden söylediğimizi falan bilelim. Mesela Azir'in şeyi değişti, W'su değişti, artık kulelere şey yapmıyor. Ben mesela bunu söylemesem ya da işte o an oynarken falan şey olmayacak. Anlamayacak belki de söylediğimizi. Neyse. Konudan saptım şu anda. Farmlara bakalım. 44 farmdayım. Sivir'de 36 farmda. Ne durumda? Lee Sin yukarı gidiyor şu anda. Genelde burada konuşmadan oynarsam falan genelde gözüm sürekli sağ köşede oluyor, minimap'te oluyor. Bazen oraya bakarak bile oynadığım oluyor yani. O da aşağıya gank geleceğini falan ya da baskın gelmesini kestirebilmek adına güzel oluyor. Hani onu da eğer yapabiliyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Fark etmez hangi şey oynadınız, rol oynadınız. Özellikle destek oynuyorsanız ama kesinlikle çok güzel oluyor yani. Sürekli sağ köşede haritaya bakıyor olmak. O zaman buradan daha fazla ileri git. Burada ben bir de botta şuradan fazla ileri gitmeye korkuyorum. Ya korkuyorum değil de daha doğrusu riskli buluyorum. Şurası biraz sıkıntı. Bir de Lee Sin şuradan falan da gelebilir biliyorsunuz. Birisine W atar, minyonu atar, işte totem atıp onu atar falan, fark etmez. Neyse o Q'nun ikincisini yemedik. O da güzel. Sil bu arada bir tane daha Doran kılıcı almış. Gank geliyor. Kurtulabilir miyiz? Kurtulduk bence. Oradan onu aldık. Kaçtık. Gayet hoş oldu. İşimize geldi bir tane kill almak. Kuldanı dolacak. Şimdi W fulluyoruz. Neyse çok da üstüne gitmeye gerek yok. Birazcık da şöyle hani önde durabilirim farmın. Sivir'in farm almasını engellemek için. Hani korkutma amaçlı. Çünkü birazcık öndeyiz. Tamam, o kadar da abartmayayım yani. O kadar da üstüne koşmama gerek yok sonuçta. Fiora gelmiş. 8 level. Çok hoş. Ben şuradan. Bu da gider. Sivir gider mi? Emin değilim. O konuda pek bir şeyim yok açıkçası. Düşüncem yok onu öldürmek gibi. Çünkü benim de canım çok az. Minyonlardan da hasar falan yersem ölürüm zaten. Gayet güzel oldu. Bunu umarım güzel değerlendirebiliriz böyle. Umarım bol winli geçer. Okyanus en sevdiğim ejder bu arada. Mesela hemen yardıma gideceğim. Diyorum arkada bir ses daha geliyor, ne oluyor? Ben tabii yine hani bahsettim ya size, bazen gözümü böyle kil şeyi bürüyor yani, açtığı bürüyor. Sonuçta ben tanıtım önce. Bu da onun peşine koştursun. Daha çok koştur o senin peşinde. Mide baskın geldi. Bu arada Viktor inanılmaz güçlü. Hani sürekli böyle diyorum şampiyon çok güzel, şu şampiyon çok güzel ama hakikaten metanın şampiyonlarından bir tanesi Viktor. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece böyle nasıl söyleyeyim, böyle güvenli oynayabiliyorsanız yani, kaçma yeteneği olmayan şampiyonlar. Mesela Brand oynayabiliyorsanız falan mükemmel bir şekilde vuruyor yani Viktor. Böyle 3. 4. oynayışım geçen canlı yayında West'te dereceli girmiştim. Eğer o yayını izleyenleriniz falan varsa. Aslında çok fazla güvenmiyordum kendime ama şampiyonun gücü hakikaten güç veriyor size. Bizim midde Orianna var galiba. Sıkıntı değil bence ya. Orianna biraz daha hani takım savaşlarında falan hani her zaman iş yapabilecek bir şampiyon olduğu için benim birazcık Viktor'dan korkmam gerekecek açıkçası. Kasılsın kasılmasın bir şekilde vuruyor yani. İlk bir şey çıkması yeter. Riley çıksın. Bir de işte o şeyini bitirsin. Kendi pasif eşyasını bitirsin. Yeterli. Daha Viktor'dan korkmak lazım. Bunları da yavaş yavaş alıyoruz. Şimdi Bart büyük ihtimalle burada. O yüzden şunlara paralel durmayayım da şey yemeyeyim. Devam edebilir miyim acaba? Onu atmak için bayağı yavaşladı ve boş boşuna şeyini harcadı. Sıçrasını harcadı. Gerek yok, kaçardı aslında. Ben hani sırf öyle eğlencesini kovaladım biraz. Hani eğlencesine demeyeyim de korkutmak için. Ama iyi oldu benim açımdan. Şeyini aldık yine. Sihirdar büyüsünü aldık. Nemit'te orman sanırım. Bu sefer kaçacak bir şey yok ama. Ölmedi değil mi? Ben de ölmem de. Bayağı canım gider. Oradan bana Q falan atar mı? İşte ben biraz canım toparlarım da. Şu minyonları ittirip öyle gideceğim. Onu da hani daha önceki videoda da söylüyorum ama. Nasıl söyleyeyim ha? Hani kuleyi şey farmı alamasın. Kule alsın farmları. Kafasında. Gerçi Sivir bu. Sivir bu yani. Bütün minyonların böyle şeyini. Zeyvini rahat rahat temizleyebilir. Mesela bende de şey var. Hem okyanus var. Hem de buradan gelen can çalma var. O yüzden kafa rahat yani birazcık. Kafa rahat yani falan böyle bende. Şimdi orman gözükmüyor. Lee Sin gözükmüyor. Artı bir de mid gözükmüyor. O yüzden birazcık geri durabiliriz. Belki mavi veriyordur adamlara. Bizim maviye çıkmış çünkü. Ve üst koridorda gözükmüyor. Ama her yerde şeyimiz var, totemimiz var yani. Öleceksin öleceksin. Q atacağım diye öleceksin yemin ederim. Viktor gözüktü ama mavisi var mı? Tam anlayamadım. Farmlara bakarsak 105'e 73. Orada bir olay yok. Hadi birazcık baitledim aslında. Güzel. Şunu da alsam. Fiora. Fiora gelmiyor galiba. Aynen. Güzel, onu da aldı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Şeyin çıkmasa daha varmış. Yani, ejder. Birazcık dereceli oynarken ben çok fazla belki bilmiyorum, konuşamıyorum ama hani eğer böyle arada dalıyorsam falan, o da özellikle şey olduğum içindir, oyuna odaklandığım içindir. Çok fazla almayacağım artık, büyük ihtimalle gitmem lazım yani. Büyük ihtimalle gitmem lazım direkt. Çünkü onlar eşya alıp gelmiş olacak. Ben böyle burada selam modunda eşyasız bir şekilde kalacağım. Arada eşya farkı olmasın lütfen. Hayalet şu anda en iyisi diğer şeylere göre. Botla şunu alalım, şunu alalım, bunu alalım. Bir tane daha yerim olsaydı pembe de alırdım. Pembe de almaktan da bol bot çekinmeyin yani. Hatta ben genelde böyle düşünüyorum. Hani şu işte iksir mi almak yoksa şundan mı almak diye. Arada 25 altın fark var. Eğer hani hayat şeyim varsa, işte can çalmam varsa ya da ne bileyim. İşte Morgana pasifi var mesela. Şimdi canım bir şekilde doldurabilecek bir şey varsa daha iyi. Onu almak her türlü. Şu an 2 seviye öndeyim onlardan. Bayağı da vuruyorum hatta. O yüzden bunu birazcık daha artık onları geri düşünmek için kullanabiliriz. Mesela yine orman mide gitmiş herhalde. O yüzden burası rahat bot lane. Alt koridor. Şöyle birazcık şey yaptım. Aslında amacım sadece üçlemekti W'sunu. Bir tane daha öşlesem ölecekmiş büyük ihtimalle ama şeyim yok, flash'im falan yoktu. Bir tane şuradan iksir basayım. Kuleye çok vurmayacağım. Zorlansınlar kule altında. Bu da gitti. Bu da gitti. Güzel. Öleceğim Morgana. Vallahi ölecekti yani. Kule yine alayım ya. Ay bilemedim. Alamadım zaten. İstesem de alamazmışım şu an. Ses veriyor. Hiç riske atmayacağım. Sıfır risk böyle. Direkt gelmiş zaten Lee Sin oradan. Güzel. Tamamdır. Aynen. Aşağıya gelmiş bu da zaten. Şu eşyayı da bitirelim. Hayaleti de bitirdik. Mükemmel oldu şu an. Bayağı bu kadar erken seviyede bu eşyaları çıkmak çok iyi olacak. Yoldayım. Bakalım Viktor kurtulabilecek mi? Onları şey yapamadı. Bariyerini harcadı. Bence alırlar ya. Ulti harcamak zorunda kaldı mı aldı? Bu arada bu kostümü neymiş? Çok uzanmış bunun. Oha gözüm kaldı etme şu an. Öleceğim. Gerçekten üzülecektim. Kalsaya mı atsam? Gerçekten bunu da unutmuyoruz. Hayatını kurtardım onu. Alırız. Burada kim var? Burada. Aa Seju. Ay şey. Ay böyle çok şey oldum ya. Aman diyeyim, aman diyeyim. Geri çek, hepimiz orada öleceğiz ha. Onu da aradan çıkartayım da. Çok böyle açlık peşine koşuyoruz şu an. Kill için yine. Hani birilerini öldürmek için falan. Çok gereksiz orada kill verdik. Peşimde de bu arada Fiora var. Direkt bunu bırakacağım ve kaçacağım. Çünkü beni kovalamasını istemiyorum. Beni kovalarsa bayağı bir altın veririm, öldürür. Hatta bence direkt hani ejderi hiç şey yapmayayım, ping demeyeyim. Bunları da bir uyaralım da aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Gerçekten aman diyeyim. Ekstradan ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Aslında buna bir tane daha saldırınızı çok güzel gördüm. Ben hemen şunu çıkmak istiyorum ya, ne olur ne olmaz. Bu kadar öndeyken, bu kadar yakalanabilecek durumdayken falan şey olsun istemiyorum. Bota mı gitsem benim mide taşıyalım birazcık oyunu. Gerçekten orada bunlar ölecekler. Geldim. Düz vuruş. Düz vuruşun gücü adına. Neyse Viktor korktuğum kadar vurmadı. Aslında bayağı bir tereddüt ettim hani. Kuleye odaklı. Hiç gerek yok kule altına Fiora'ya falan dalmaya. Çok böyle garanti oynamak istiyorum. Çok garanti olsun istiyorum. Hele ben de Lee Sin yukarıda aslında adamların ormanı. O yüzden bence buradan acaba diyorum ki ejderi mi alsak? Ama bizim ormanda kırmızısını alıyor. O zaman dans. Gerek yok. Doğru'la şey bir işkillendi zaten Bart. Şurası gözükmüyor. Şurada durayım da. O Sivir. Bu da güzel. Bu da güzel oldu. O zaman kuleyi bence zorlamayalım yani. Fiora aşağıdan free itiyor da bence biz buradan bir kişi onu tutmaya gitsek. Ah be. Beklemiş orada ya. Sen de Morgana orada atılır mı şey ya? Base atıyordu, hatırlamıyorum da. Bence kuleyi alamayız diye düşünüyorum çünkü Vayne çok kule almadı, o kadar şey değil diye düşünüyorum bir de. İyi değil diye düşünüyorum. Tam çıkalım ya. Gerek yok, gerek yok. Riske atmaya gerek yok. Geri çıktı artık ben bir acaba kendim yapsam. Şu an istedim yani bir almak çok şey geldi, müsait geldi. Burada Vayne'in Q'sunu duvara doğru attığınızda tekrar vuruş efektini daha hızlı alıyorsunuz. Mesela yapamadım da bir dakika şurada göstereceğim. Mesela şurada arkaya doğru yaptığımda direkt şey yapabiliyorum, vurabiliyorum. Şundan hız alıp şundan yavaş atsam, bunu benden uzaklaştırsam bizim orman gelir diye düşündüm ama karşı orman varken tabi ejderha almak ne kadar şeydir, mantıklıdır. Bunu da yapmamam gerekiyor ama böyle hani sıfır hata olamam tabii ki de ama dediğim gibi dikkat etmem iyi olurdu. Gereksiz yani aslında onu orada almaya çalışmam falan. Bırakmıştım aslında ona vurmayı şeyi. Ejderi. Bu arada hani karşı orman hani siz böyle ejder yaparken ya da baron yaparken geliyorsa oraya bir dakika vurmayı bırakın. Direkt böyle mal gibi kalıyorlar yani. Tabi az önceki durum gibi değil de aslında biz burada midde durmaya devam edebiliriz. Buradan çünkü bıçaktırmadan şey oluyor kuleyi alıyor. Da kendimi önde şey yapmayacak şekilde duruyorum. O slow'u yersen biraz şey olabilir. Hareketim sıkıntı olabilir. Benim onu ittirmem, onun beni ittirmesi tabii ki de Lee Sin'in attığı tekme daha iyi oldu. Civam yoktu o sırada tabii onu kullanamazdım da Şunu bir çıkalım artık. Cıvayı da çıkalım. Hatta diyorum acaba buradan direkt şey mi yapsam? Bundan mı yapsam? Yok ya, direkt bitirelim bunu. Ben de şundan alayım. Belki baron falan yaparız. Yanımıza dursun. Gerek yoktu dediğim gibi o kadar zorlamaya. Bazen şey yapamıyorsunuz işte, ne bileyim. İstediğiniz kafanızdakini yapamıyorsunuz. Nereye attı o be? Çok güzel. Çok güzel. Kaçıyor mu hala? Oha. Oha, kaçıyor hala. Ha, şeyden de bahsedeyim. Ben oyundaki nickimi böyle saklamaya çalışmıyorum ya da herhangi bir nickini saklamaya çalışmıyorum. Dikkatimi dağıtıyor. Oyun içinde falan hani beyaz yazılar falan. Daha rahat ediyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Hani size de tavsiye ederim yani açıkçası. Şuraya alalım mı? Evet, oradan üstüme iki kişi atlayınca bir şey yapamıyormuşum, onu fark ettim. Şu an yavaştan bir Fiora'nın gücünü görüyoruz açıkçası. Onu acaba şey mi yapsaydım? Koruyucu melek mi yapsaydım diye düşünmüyor değilim. Neyse, bir dahakine daha geride kalırım. Hani önümüzde Shyvana ve şey var. Seju durabiliyor fightlarda. Benim yine kendime fazla güvenip ortaya çıkmam. İkinci ölüşümde böyle oldu yani. Kendinize de fazla güvenmeyin. Buradan da tavsiye veriyorum. Bir dakika. Ben bir botum atırsam acaba. Boş boşuna beleşten kule vermeyeyim. Şu inhibitörü alsak aslında. Çıkın bence ya. Kaçabilen kaçsın orada. Vallahi. Daha fazla kill vermeyelim. Ben burayı biraz ittireceğim. Hem de farmda geri kalmamışım ama neden daha önde olmayayım? Daha iyi kayıtlayabilirim sanırım az önce. Şeyim de vardı. Flash'im falan her şeyim vardı aslında. Şimdi düşünüyorum da. Büyük ihtimalle onlara o kadar odaklandım ki. Attıkları şeyleri, özellikle Fiora'nın şeyini takip ediyordum. O reflekt yapmasını takip ediyordum. Hani benim yaptığımı bana geri yansıtan bir şey var ya. Fiora oynamadığım için bilmiyorum da karşısında oynarken biliyorum. Bana gelen var mıdır? Evet. Tahminimizde yanılmadık tabii ki de. Şimdi bir tek Viktor yok. Diğeri kalanların hepsi bende mi? Nerede bilmiyorum. Morgana yukarıya ittiriyor. O da güzel. Orianna yakınlarda olur. Hepsi bende bu arada. Çıkalım. Çıkalım. Lee Sin'in gelişi geliş değil gerçekten. Lee Sin'in gelişi geliş değil. Evet, bunu of. Ah be. Kaçar Bart. Kovalamayacağım. Kuleyi mi alsak, ne yapsak? Yani ben buradan kule alayım bence. Mide tutmaya çalışacaklar. Koca yürekli support. Üst koridordan ittiriyor. Nasıl da ittiriyor bak. Gümbür gümbür geliyor Morgana. Toplamış orduyu böyle peşine. Ah, minyon bitti. Ay, ben yine Fiora'nın adamı kurtaracağım diye sakın nişancı falan oynarken bak bu da bir tane tavsiye böyle. Kimseyi kurtarmaya çalışmayın ya. Canınızın derdine düşün sadece. Gerçekten bazen dayanamıyorum ya. Böyle kurtarasım geliyor. Koşup her şeyimi atıp ölmesinler diye kurtarasım geliyor çünkü. Şimdi bunlar ne yapıyor burada? Peki biz burada ne yapıyoruz? ihtimalle yani bunu yapmayacağım bu arada. Bir daha açılırmış oradan. İşte ben doğar doğmaz bir buna giderim. Yok ya, bence atsınlar be, atsınlar. O kadar canla gerek yok. Çok şey yani, hani bitirebiliriz aslında şu an, birazcık da bitirmemiz lazım çünkü zaman geçtikçe eşitlenecek eşyalar, hani kasılan altınlar eşitlenecek falan. Çaldırmayız bunu hiç. Aşağıdan devam edelim ya. Ben buna duracağım. Bu da güzel bir şeymiş. Totem. Çok mu korkusuzca gidiyoruz? Çok mu çok oluyoruz acaba? Fiora'yı gördüm an. Ben topuk. Ben topuk. Fiora'yı gördüm. Ben yokum. Aa. Sivir'e mi koştursam? Neyse, bir şey koşturup yine dediğim gibi riske atmaya gerek yok. Amaç oyunu kazanmak. Böyle fazla kilalı bir şey yapmak değil. Oo, güzeldi bu. Bart, beğendim. Ölecek yalnız. Tebrik ederim, onu da oradan bitirdiniz, bitirdik. Grafiği de göstereceğim şimdi. Unutuyorum genelde bunu videolarda ama özellikle dereceli oyunlarda da göstermeye çalışıyorum. Daha önceki videolarda böyle hatırlarsanız işte bir ay önceki videolarda falan. Tekrardan böyle yorumlarda onu da hatırlattığınız için teşekkür ederim. Es kazanmışım. Bu ikinci maçımızdı. 2 zafer, 1 bozgun falan değil. 2 zafer, 0 bozgun şu anda. İkinci maç çünkü. Benim yavaştan böyle uykum gelmeye başlamış. Bir dakika. Şimdi şey gösterecektik size. Hadi gel. Evet, biraz yine kafamın üstüne geldi. Heh. Şuradan öncelikle bir eşyalara bakabilirsiniz. Ha, civayı bitirmeyip şey bırakabilirim. Civa yatağını bitirmeyip küçüğünü bırakabilirdim. Ama çok da şey değil. Çok da o kadar fark edecek bir şey değildi. Bu oyunluk bence sadece. Hani onun dışında başka ne çıkabilirdim? Direkt şey bitirebilirdim. Ebedi'yi bitirebilirdim. Ebedi cidden hani 2-3 atıyorsunuz zaten şey yaparken, kritlerken. Neyse, diğer işte oyuncuların eşyalarına falan bakabilirsiniz. Ondan sonra hasar grafiği de bu şekilde. Orianna da bayağı vurmuş. Orianna 32.600 vurmuş. Ben de işte 31.950 vurmuşum. Neredeyse aynı gibi. Onun dışında Morgana bayağı hasar var. O da şey, minyonları falan ittirdi ya yukarıdan. O yüzden olabilir. Verilen toplam hasar, şampiyonların toplam hasar dışında da verilen fiziksel hasar falan filan. İşte Fiora bayağı vuruyordu. Fiora çok bence dengesiz bir şekilde güçlü bir şampiyon ama neyse. Neyse yani. Öyle işte. Bu oyunum böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman videoyu beğendiyseniz beğen tuşunu kullanmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yine böyle yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum çünkü okuyorum. Hani şey düşünüyorum ben. Gerçekten bunu Snapchat'te de söyledim. Hani siz üşenmeyip yorum yazıyorsanız benim de üşenmeyip okumam gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında bir sonraki oyunda görüşürüz. 3. maçım olacak bu serinin devamı olarak tabii ki de. Ve dediğim gibi hani fikriniz varsa, bir şeyiniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşürüz.